Sağlıkta Yeniliklerden herkese merhaba. Bugünkü konumuz biliyorsunuz intihar. Son dönemlerde intiharların arttığını medyadan sıklıkla takip ediyoruz. Bu intiharların altında hangi nedenler yatıyor? Bu zor günlerde ve yakın gelecekte bu intiharlar artacak mı? Bu soruların cevaplarını merak ediyoruz. Konuğumuz psikiyatri uzmanı, doktor öğretim üyesi Dilek Sarıkaya. Hemen hocamızı davet edelim. Merhaba hocam. Merhaba Ayşe Hanım, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Tekrar çok teşekkürler, katıldınız, bize vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Her şey yolunda umarım. Evet, her şey yolunda, teşekkürler. Sizi hiç tutmadan isterseniz başlayalım. Konumuz zor ve derin bir konu malum. Evet. Hocam, öncelikle bu intiharların arttığını görüyoruz. Açılışta da söyledim medyada. İntiharların altında neler yatıyor? Hangi durumlar intihara zemin hazırlıyor? Ayşe Hanım, öncelikle aslında şundan bahsetmek lazım. İntihar gerçekten de çok önemli bir halk sağlığı sorunu. Her yıl aslında 800 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bir sorun. Türkiye'deki oranlara da baktığımız zaman son 10 yılda yaklaşık 32 bin kişinin, 2019 yılında sadece 3500'e varan sayıda kişinin intihar nedeniyle hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bu açıdan bakınca intihar davranışı hem genetik, hem sosyal, hem toplumsal, hem biyolojik yönleri olan çok faktörlü bir sorun aslında. Ve her sosyokültürden, her inanç, her türlü inanca mensup olan bireylerde intihar düşüncesinin ortaya çıkabildiğini biliyoruz. Aslında intihar düşüncesiyle ilgili de baktığımız zaman en ön planda olan şey kişinin derin bir ümitsizlik duygusunu yaşaması, umudunu yitirmesi, gelecekten de beklentisini kaybetmesi hali diye tanımlayabiliriz. Kişi kendini o kadar umutsuz, o kadar çaresiz hisseder ki ve o kadar derin bir acı yaşar ki sanki tüm bu acılarının bitmesi, kurtuluşu kendi canına kıymakla, ölümle son bulacakmış gibi bir düşünce hatasına düşebilir aslında. Bu nedenle aslında hani yaşarken bir şekilde sona ermeyeceğini düşündüğü acının ancak hayatını sonlandırırsa sona ereceğini düşündüğü için bu girişimde de bulunabilir diye söyleyebiliriz. Peki, intiharın altında mutlaka ciddi bir psikolojik, psikiyatrik sorun olması gerekiyor mu? Psikolojik olarak sağlıklı gördüğümüz insanlarda da intihar yaşanabiliyor mu? Ayşe Hanım, aslında bununla ilgili çok fazla yapılmış araştırma var ve yapılan pek çok araştırmanın sonuçları da söylüyor ki bu intihar olaylarının neredeyse %80-90'ına varan oranında aslında alta yatan önemli bir ruhsal bozukluk söz konusu. Bu ruhsal bozukluklar içerisinde, ruhsal hastalıklar içerisindeki ilk sırada yer alan aslında depresyon. Tabii ki işte bipolar bozukluk, alkol, madde kullanım bozuklukları, kişilik bozuklukları, psikotik tablolar da yine intihara yol açabilecek diğer ruhsal bozukluklar olarak tanımlayabiliyoruz. Ha, bunun yanında işte kronik ağır hastalıklara sahip olmak, kanser hastalığı, organ ve işlev kaybı yaşamış olmak, çok beklenmedik kayıplar, yas süreçleri, büyük doğal afetler gibi bir takım tabloların da aslında bir ruhsal hastalığa zemin hazırladığı ve bu ruhsal hastalık ortaya çıktıktan sonra da intihar eğilimini gerçekleşebileceğini biliyoruz. O yüzden aslında diyebiliriz ki aslında temelde pek çok intihar vakasının ardında aslında tedaviye ulaşamamış, yardıma, ruhsal yardıma ulaşamamış bir ruhsal hastalık tablosu söz konusu diyebiliriz. Peki uzun bir süreç mi bu karar aşamasından itibaren genelde? Burada da aslında kavramlardan biraz bahsetmek lazım. Biz intihar dediğimiz zaman aslında ölümle sonuçlanmış, tamamlanmış intihar girişimlerinden bahsediyoruz. Ama biliyoruz ki hani aslında intihar düşüncesi ve intihar girişimi tamamlanmış intiharlardan önceki gelen süreçler. Her intihar düşüncesi olan birey girişimde bulunmuyor. Ya da her girişim intiharla, tamamlanmış intiharla sonuçlanmıyor. Ama
Hani bireyin intihar düşüncelerinden bahsetmeye başlaması ya da geçmişte intihar girişimlerinin bulunması aslında bir şekilde tamamlanmış bir intihar girişimine zemini hazırlayabiliyor. Ama bazen hiç beklenmedik bir şekilde sadece o ruhsal hastalık tablosunun yavaş ve sinsice başlaması bir şekilde intihar eylemiyle de son bulabiliyor. Peki hocam, intiharın en önemli sinyalleri neler? İntihar etmeye karar veren kişi davranışlarında mutlaka ipucu veriyor mu, yoksa sessiz intihar da oluyor mu hiç anlayamayacağımız bir şekilde? Aslında bununla ilgili de pek çok çalışma yapılmış ve hani intihar kişinin intihara eğilimli olduğunu, intihar girişiminde bulunabileceğini, bunu gösterebilecek işte bir takım işaretçileri tespit etmek adına. Öncelikle şunu biliyoruz ki aslında pek çok kişi ölmek istediğinden, hani o yaşadığı acıdan, o ızdıraptan, o çaresizlik duygusundan kurtulmaktan bahsediyorsa, internetten, çevresinden işte ateşli silahları sorgulama, bir takım böyle işte toksik kimyasal ilaçlara ulaşma, nasıl ulaşacağını sorgulama gibi böyle hani intihar düşündürebilecek bir takım araçları araştırmaya başlamışsa, değerli eşyalarını dağıtıyorsa, işte vasiyetten bahsetmeye başlamışsa ya da işte vasiyet yazdığından, bıraktığından bahsetmeye başlamışsa, çevresindekilerle bir takım böyle veda görüşmeleri tarzında konuşmalar geçiyorsa, kendi içine çekilmişse, kendini dışarıdan, sosyal ilişkilerden, diğer yakın çevresindekilerden soyutluyorsa, sürekli böyle başkalarına yük olduğundan, ızdırap olduğundan, onlara da kötü hissettirdiğinden ve bundan dolayı suçluluk duyduğundan bahsetmeye başlamışsa, öfkeli davranışlar sergiliyor, umutsuzluktan ya da yaşamak için bir sebebi olmadığından bahsediyorsa, aslında orada kişinin hani bunların bir intiharın işaretçisi olabileceğini söylememiz mümkün. Hatta bugün okudum, intihar üzerine yapılan şakalar bile ciddiye alınmalı deniyor, değil mi? Evet. İntiharla ilgili söylenen her beyan, her söz bizim için çok önemli ve mutlak bir şekilde dikkate alınmalı diye söyleyebilirim. Peki hocam, ileri yaşlarda özellikle bir varoluş nedenlerinin işte ortadan Hı. kalkması, benim bir amacım kalmadı, yapacak bir şeyim kalmadı diye düşünüp kendini değersiz hissetme, gereksiz hissetme de intihara yol açabiliyor mu? Bu çok önemli bir soru aslında Ayşe Hanım. Çünkü yaşlılık psikiyatrisi, yaşlılıktaki depresyon ve bunun intiharla sonuçlanması genelde göz ardı edilebiliyor. Ama gerçekten de yaşlılık bireyin hem fiziksel anlamda hani fiziksel görünüm, güç, roller, bulunduğu konum açısından kayıp yaşadığı da bir dönem aslında. Yeti yitimleri, fiziksel hastalıklar bu dönemde çok ön plana çıkıyor. Ve diğerlerine, işte yakınlarına, ailesine, çocuklarına ya da bir bakım verene bağlılığın arttığı da bir dönem. Ve bu grupta intihar maalesef çok sık görülen bir durum. Kronik hastalıklar, bağımlılık, yeti yetimleri intihara çok ciddi zemin hazırlıyor. O yüzden de yaşlılıkta özellikle intihar içinde en önemli risk faktörlerini erkek olmak, ağrılı, yeti yitimine yol açan bedensel hastalığının bulunması, yani bir fiziksel kayıp söz konusu olması, diğerlerine bağımlı olma hali, yalnız yaşamak, yalnızlık, yakın ilişkilerin olmaması ve yine daha önce girişimde bulunmuş olmak önemli risk faktörleri olarak sayabileceğimiz şeyler. Türkiye'de de baktığımız zaman yaşlı grupta özellikle 75 yaş üstü ve erkek bireyler en önemli risk grubu olarak söyleyebiliriz. Peki hocam, konuşmayla intihar arasında bir doğrusal ilişki var mı? Genelde toplumda biz şöyle biliriz: intihar edeceğim diyenden korkma, sessizden kork denir. Bu inanış doğru mu? Aslında pek doğru değil. Çünkü öncelikle şunu belirtmemiz lazım. İntihar bir yardım çığlığı. Birey öncesinde birçok davranışıyla, konuşmasıyla, hali tavrıyla aslında bunu belli ediyor. Kendime zarar vermekten korkuyorum, yaşam çok anlamsız, dayanamıyorum, başka çarem kalmadı, çok çaresiz hissediyorum gibi bir takım sözlerle aslında bunun sinyallerini veriyor. O yüzden bu gibi ipuçları kesinlikle göz ardı edilmemeli. Sizin söylediğiniz gibi bazen bunun şakasını yapmak dahi göz ardı edilmemeli. Ama dediğiniz gibi halk arasındaki yaygın bir inanç. Bunu söylüyorsa Ya, gerçekleştirmez. Söylüyor evet. ama yapmaz gibi. Halbuki yapılan tüm araştırmalar şunu söylüyor. İntihar edenlerin %40'ından fazlası aslında bundan birkaç ay önce bundan bahsetmeye başladığını, hatta %30'dan fazlasının da
çok net bir şekilde ölüm düşüncesinin olduğunu ifade ettiğini gösteren çalışmalar var. O yüzden bu yanlış bir kanı. Özellikle yine şunu söyleyebiliriz. Kişi bunu söylüyor ve hayatta bu demek oluyor ki onu halen hayatta tutan bir takım şeyler var. Tam işte o önemli noktadan yakalamak, o kişiyi bir ruhsal yardım alabileceği bir yere, bir profesyonele götürmek, gitmesi konusunda desteklemek yapılacak en önemli müdahale olarak söyleyebilirim bu noktada. Peki daha önce bir intihar girişiminde bulunulduysa bu tekrar intihar için bir risk faktörü mü? Evet. Mutlaka tekrar intihar etme olasılığı yüksek mi? Yani tüm yaş gruplarında, hani ergenlikten yetişkin çağa yaşlılığa kadar tüm yaş gruplarında bizim için geçmiş intihar girişimleri yeniden bir intihar girişimi konusunda en önemli risk faktörlerinden birisi olarak söyleyebilirim. Ek olarak eğer ailede de geçmişte bir intihar girişimi öyküsü, tamamlanmış bir intihar öyküsü varsa bu da yine çok önemli bir risk faktörü. Peki hocam, kadınlarda mı daha çok görüyoruz intihar girişimini, erkeklerde mi? Cinsiyet olarak baktığımız zaman aslında orada da yine bir kavramsal farklılık var. İntihar girişimi oranlarına baktığımızda kadınlarda daha ön planda, daha çok sayıda görüyoruz. Ama tamamlanmış, yani ölümle sonuçlanan intihar oranlarına baktığımızda ise erkeklerde çok daha yüksek bir orandan bahsetmek mümkün. Peki demin de bahsettiniz, intihar olgusu kalıtsal mı? Anne babada bir intihar girişimi varsa çocukta da olma olasılığı, böyle bir girişimde bulunma olasılığı yüksek mi? Yani burada aslında iki taraflı, hem hani geçmiş intihar girişimi öyküsü, ailede olan öykü, çocukta ya da diğer yakınlarda da ortaya çıkma olasılığını arttırdığını biliyoruz. Bir de tabii ki zeminde yatan ruhsal bozukluklarla ilgili. Az önce de söylediğim gibi neredeyse %80-90'da ruhsal hastalık öyküsü var. Ve biliyoruz ki ruhsal hastalıkların da pek çoğu kalıtsal özellik taşıyor. O yüzden hani ailede birinin ruhsal bir hastalığı var ve akabinde bir intihar girişimi olmuşsa birinci derece yakınlarında özellikle yine bir ruhsal hastalığının söz konusu olma ihtimalini arttırıyor bu ve bu da girişim olasılığını arttırıyor. Peki hocam, bir de genelde ergenlik çağında çok duyuyoruz intihar girişimini. Ergenlikte neden artıyor ve genç intiharları, daha doğrusu ergenlikten de sonra artıyor. Artmaması için gençlerle nasıl bir ortak dil kullanmamız gerekiyor? Şimdi burada da yine pek çok çalışma, araştırma yapılmış ve şu söyleniyor. İntihar düşüncelerinin ergenlik döneminde çok fazla ön plana çıktığı, çok fazla görüldüğü ve her ergenin tamamlanmış bir intiharına karşılık yüzden fazla ergenin de aslında girişimde bulunduğu biliniyor. Ergen intiharının nedenlerine baktığımız zaman da depresyon, alkol madde kullanımı öyküsü, iletişim bozuklukları, ailenin intiharla ilgili geçmiş öyküsünün aile bireylerinin olması, ailede psikiyatrik hastalıkların olması, işlevsel olmayan anne baba tutumları, yani çözüm odaklı olmayan, sorunu çözme odaklı, problem çözme odaklı olmayan anne baba tutumları. Yine biyolojik faktör olarak bakabileceğimiz serotonin eksikliği ile ilgili, yani o depresyona yatkınlıkla ilgili bir biyolojik durumu söz konusu olması. İstenmeyen gebelikler gibi hani genç yaşta böyle bir takım sorun yaratabilecek bir takım sosyal durumların da söz konusu olması. Okul başarısındaki düşüklük, arkadaşlarla, akranlarla, akran zorbalığına maruz kalma, bunun yarattığı ruhsal bir takım etkiler. Yakın ilişkiden, flört ilişkisinden ayrılma gibi bunların da aslında girişimleri tetikleyebildiğini biliyoruz. Burada aslında yapılacak müdahale şu, en önemli kısım biraz daha hani tabii ki aile kurumunun buradaki önemi büyük. Ama özellikle ergen grupta okul ve sosyal çevrenin de çok önemli ve etkili olduğunu biliyoruz. Bu noktada da o yüzden özellikle okullarda, eğitim kurumlarında önleyici, intiharı önleyici, hizmet içi eğitimlerin verilmesi, öğretmenlerin, eğitmenlerin bu alanda deneyim kazandırılması, riski anlamaları ve risk söz konusu olduğunda nereye müdahale edecekleri, kimden yardım alacakları konusunda bilgilendirilmeleri çok önemli bir aslında müdahale alanı oluşturuyor bizlere de. Çünkü genellikle çoğu ergen aile ortamından ziyade okul ortamında bununla ilgili belirtileri çok daha ön planda gösterebiliyor. Peki yakın zamanda Manisa'da dört gençlerden bahsetmişken, Manisa'da dört gencin toplu intiharını gördük. Toplu intihar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yakın zamanda daha sık rastlama ihtimalimiz var mı? Yani toplu intihar kavramı aslında ülkemizde pek sık görülen olgular değil. Nadiren basına yansıyan, medyada yer alan bir takım olaylar söz konusu ama
toplumsal olarak da baktığımızda ekonomik kriz dönemleri, işsizlik, yoksulluk, eşitsizlikteki artışlar aslında bireylerin ruhsal durumlarını çok etkiliyor. Ve ciddi durumda da bozabiliyor. Yine stresin bu kadar toksik düzeyde var olduğu dönemlerde risk faktörünü taşıyan bireylerde, daha duygusal yapıları kırılgan bireylerde de intihar eylemlerinde artış gözleyebiliyoruz maalesef. Buna ek olarak da çevreden de yeterince yardım ve sosyal desteğin alınamaması, sosyal izolasyon, ekonomik yetersizlikler ve bir de pandemi sürecinin bunun üzerine eklenen bir takım olumsuz etkilerini de göz önünde bulundurduğumuzda tabii ki hani bu sürecin de bir tetikleyici faktör olabileceğini söylememiz mümkün. Peki kişi intihardan bahsediyorsa belki ailemizden, belki yakınımızdan nasıl davranmamız gerekiyor? İntihar üzerine açık açık konuşmak mı gerekiyor? Gene toplumda bir üstü kapalı konuş, aman açık açık bahsetme inanışı vardır maalesef. Bu doğru mu? Bu inanış da yine çok yaygın inanışlardan birisi. Yani bu konuyu konuşursak sanki böyle aklına sokacakmışız, bu Evet, fikri evet. aklına sokacakmışız gibi bir inanış söz konusu. Ancak aslında intihar, az önce de söylediğim gibi intihar eylemlerine sürüklenenlerin önemli bir kısmı kendilerine son bir yardım çağrısında bulunma fırsatı verildiğinde bunu genelde kullanıyorlar. Yani o yardımı karşılık veriyorlar, yardım önerisine. O yüzden sormaktan kaçınmak hata olur. Hatta şunu söyleyebilirim ki biz psikiyatri hekimleri bizim için ruhsal durum muayenesinin de en önemli parçalarından birisidir. Kişinin kendini öldürmeyi, kendi canına kıymayı aklına getirip getirmediğini sorarız. Hatta bazen belki birçokları için de bu hani sanki aklına sokmak gibi de algılanır ama oysaki canına kıyma eğilimi ya da düşüncesi olan kişiler bu sorgulandığında ve bizim ruhsal muayenemizde bu da deklare edildiğinde, ifade edildiğinde biz tam da hak ettikleri gereğince yapılması gereken yardımı sunabilir hale geliyoruz. O yüzden de hani o düşünceyi eyleme geçirme noktasında en önemli önleyici müdahale bunu sorgulamak aslında. O yüzden sormaktan kaçınmak hata olur. Kaçın. Doğru. Peki hocam son dönemde hepimiz sosyal yaşamdan çekilmiş vaziyetteyiz. Bazılarımız tamamen yalnızız. Bunda intihar düşüncesi arttı mı bu dönemde? Gözlemleriniz neler? Şimdi şöyle, tabii ki dünyada yaşanan özellikle birçok doğal afetten sonra intihar oranlarında hem bölgesel hem toplumsal bazı değişikliklerin ortaya çıktığını biliyoruz. Pandemi süreci içinde hani global bir afet süreci de diyebiliriz açıkçası. Neredeyse bir yıldır devam eden. Ve bu süreçte karantina önlemlerinin süresinin uzaması ile beraber depresif belirtiler, öfke, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu belirtileri, umutsuzluk ve yalnızlık gibi psikolojik etkiler de kaçınılmaz biçimde ortaya çıkıyor. Bu nedenle de yani karantina döneminin uzun olması, bireyin kendisinin ve aile bireylerinin enfekte olabileceğiyle ilgili kaygılarının artması, temel ihtiyaçların karşılanamaması sosyal izolasyonla da birlikte ve yetkililerden de bazen şeffaf bilgi alamama hali o kaotik durumu daha da arttırabiliyor. Yapılan çalışmalar da aslında bu COVID-19 ile ilgili pek çok böyle pandemi süreciyle ilgili de yapılmış uluslararası çalışmalar var ve bununla ilgili de bakıldığı zaman yine ön saflarda yer alan sağlık personellerinin tedavi sürecine dahil olan, enfeksiyonu geçirmiş olan bireylerin, birinci derece yakınlarında enfeksiyon öyküsü olan bireylerin ya da bu enfeksiyona bağlı kayıp yaşayan bireylerin de daha büyük risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Yine medya organlarında bu sürece dair böyle belli belirsiz ya da doğruluğu tam test edilmemiş özellikle sosyal medyada bir takım bilgilerin ortaya çıkması da yine insanları hayal kırıklığına, ümitsizliğe, çaresizliğe sürükleyip bu noktaya getirebilir. O yüzden de hani bu anlamda da koruyucu önlemlerin alınması şart gibi görünüyor. Peki kendi kendimize ilk aşamada aklımıza bir intihar düşüncesi geldiyse ne yapmalıyız? Aslında ilk söyleyeceklerimden birisi şu olur, sosyalliği arttırmak. Aslında burada sosyalliği arttırmak bir yandan da bunu konuşmak, söze dökmek, dile getirmek, yaşadığımız duygularımızı ifade etmek, gerekli hallerde mutlaka psikolojik, psikiyatrik yardımı, desteği almak, hayatta bir amaç belirlemek, bu amacı
gerçekleştirdiğini zihinde canlandırmak, hayalini kurmak, gelecekle ilgili planlar yapmak, yapabilmek için teşvik etmeye çalışmak kendimizi. Çünkü az önce de söylemiştim, geleceğe dair ümitsizliğin artması eylemin de gerçekleşmesi noktasında önemli bir tetikleyici olabiliyor. Her türlü yakın ilişkiler, sevgi aşk ilişkisi, aile ilişkisi, hatta bir evcil hayvan sahiplenmek, hani bunların hepsinin o yakın ilişkilerinde koruyucu özelliği olduğunu biliyoruz intihar girişimleriyle ilgili. Ve alkol ve maddeden bu dönemde uzak durmak da yine önemli koruyucu faktörlerden birisi diye söyleyebilirim. Peki hocam, medyada biraz özendiriyor mu bu intihara son dönemlerde, özellikle de gençler arasında? Şimdi intihar haberlerinin medyada çok ayrıntılı yer alması, yani bütün en ince ayrıntısına kadar yer alması, dramatize edilmesi, işte sanki intiharın böyle kriz durumuna verilecek normal, doğal bir tepkiymiş gibi yansıtılması, sunulması, özellikle intihar riski yüksek olan bireyleri olumsuz etkiliyor. O nedenle de zaten hani medyada da bu haberlerin mümkün olduğunca yer almaması yahut da yer alacaksa bile özendirme etkisi yaratmadan, ayrıntıları verilmeden, özellikle başlıkta hani o intihar kelimesinin kavramının geçmediği biçimde verilmesini çok önemli olduğunu ve yine medyada hani haber verilecekse de özellikle bunu hani en yalın şekliyle haber haline getirip intihar düşüncesi olanları hani uygun hizmetlere yönlendirme yönünde bir habercilik sunulması daha uygun olur diye düşünüyorum. Peki hocam, son olarak toplumda, toplumumuzda daha doğrusu, intihar sinyalleri görüyor musunuz özellikle bu son dönemde ve bunun sinyallerin daha da artmasını, intihar girişimlerinin daha da artacağını düşünüyor musunuz? Şimdi özellikle son bir yıldır içerisinde bulunduğumuz bu global afet dönemi, kriz dönemi maalesef pek çok kişiyi ruhsal açıdan etkiledi. Bunu biz de klinik pratiğimizde başvuru oranlarının artması, yardım destek arayışlarının artması, anksiyete düzeyinin artması ve depresif belirtilerin artması anlamında klinik pratiğimizleri çokça gözlemliyoruz. Hem karantina önlemlerinin uzaması, yani insanların hani deşarj olabilecekleri, o yükü atabilecekleri bir alan, imkanın çok söz konusu olamaması, sosyal hayattan uzaklaşmamız, sosyalleşememe hali, hastalığa dair bir takım endişeler yahut da bu hastalık nedeniyle yakınlarımızı kaybetmek, kaybetme halinin söz konusu, yas süreçlerinin olması. Pek çok insan bu karantina döneminde ciddi ekonomik sorunlarla da karşı karşıya kaldı. İşini kaybetmek, evden çalışmak zorunda kalmak, gelirin azalması ve bunların hepsi hem kaygıya hem depresif belirtilere maalesef yol açıyor. Fakat öte yandan da hani her ne kadar toplumumuzda ruhsal hastalıklara dair o damgalama halen devam ediyor olsa da bir yandan da hani hem ruh sağlığı hizmetlerinin geçmiş yıllara nazaran daha yaygınlaşması, ruhsal hastalıkların daha çok konuşulabilir hale gelmesi, bizlerin burada yaptığımız bu sosyal medya üzerindeki bu paylaşımların dahi hani bir şekilde hem teknolojinin yaygınlaşmasıyla doğru bilgiye ve tedaviye ulaşılabilirliğin de arttırılmasıyla beraber hani hem psikiyatriye hem psikolojiye dair aslında bir farkındalık, bir bilinç de gelişmeye başladı. Bunu da belki hani olumlu bir gelişme olarak kaydetmemiz mümkün. Çünkü bu da aslında ihtiyacı olan kimselerin bir şekilde ruhsal yardım için başvurabilmesine bir olanak tanıyor. Bu yüzden de her ne kadar gündem karamsar olsa da, olumsuz olsa da bir yandan da olumlu gelişmeler de var diyebiliriz. Bizler çünkü hem koruyucu ruh sağlığı. Çünkü bu aslında bugün yaptığımız bu görüşme de biraz koruyucu ruh sağlığı anlamında bir müdahale olarak da tanımlayabiliriz biz bunu. Yani henüz daha kriz gerçekleşmeden ne yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz konusunda bir bilgilendirme oturumu çünkü bu. Hem de hani kriz gerçekleştikten bir şekilde eylem gerçekleştikten sonra tedavi edici ruh sağlığı hizmetleriyle biz elimizden geldiğince aslında intihar olaylarında bir şekilde önüne geçmeyi de hedefliyoruz diyebilirim. Bir de hocam, biz sosyal ve aile bağları güçlü olan bir toplumuz. Herhalde o da bizi intihardan koruyor diye düşünüyorum. Tabii ki zaten hani belki de bu karantina süreci de bu noktada da biraz bizi zorlamaya başladı. Çünkü biz hani hem Akdeniz kültürü olarak da baktığımız zaman işte büyük sofralarda oturan, bir arada zaman geçiren, etkileşim halinde olan bir kültürden geliyoruz ve
Evlere böyle sadece hani bireysel olarak kapanmak ya da sadece çekirdek aile olarak kalmak bizim çok alışkın olduğumuz bir şey değil. Özellikle hafta sonları hani bizlerin böyle aktif olduğumuz sokak hani sokakta dışarıda hani bir şekilde hayatı devam ettirdiğimiz bir durum söz konusu bizim kültürümüzde sosyal yaşantımızda. Ama tabii ki yine de her ne olursa olsun dediğiniz gibi biz hani daha bir arada yaşayan bir toplum olmanın hani kültür açıdan da baktığımız zaman daha bir arada yaşayan toplum olmanın da bir şekilde koruyucu etkileri olduğunu da tabii ki söyleyebiliriz. Çünkü az önce dediğimiz gibi hani bir birey bu düşüncelerinden bahsediyorsa ya da düşünceleri söz konusuysa en azından onları ifade edebileceği o yakın ilişkilerin hala bir şekilde kültürümüzde de sosyal yapımızda da mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Hocam çok teşekkürler. Çok zor ve uzun derin derin konuşulması bir konuydu. Çok güzel Kesinlikle. toparladınız, aydınlattınız bizi. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bana da bu fırsatı tanıdığınız için. Çünkü çok gerçekten de önemli bir konu. Özellikle koruyucu ruh sağlığı anlamında da bizim için ne kadar hani toplumu bilgilendirebilirsek, ne kadar bunu konuşulabilir hale getirirsek o kadar anlamlı oluyor. O yüzden ben çok teşekkür ederim bana fırsatı sağladığınız için. Sağ olun. İnşallah tekrar yeni konularda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür Sağ ediyorum. İyi olun. akşamlar. İyi akşamlar.